Şimdi bugün neredeyiz? Bugün muhteşem bir iş yaptım. Motosikletime yaklaşık şu boylarda bir çivi saplandı. Çok da güzel saplandı. Ne yaptık? Şile tarafındaydık. Motosikletin üzerindeki çiviyi oradaki bir lastikçiye söktürdük. Abi dedi ki fitil at, bir şey olmaz. Ben de fitili attım. Fakat içim rahat etmedi. Buraya geldim. Motolab değil mi abi? Evet. Yeni adıyla. Eski adıyla neydi? Zen Moto. Evet, duygusal, güzel bir yer yani. Beni çok duygusal karşıladılar burada. Çok sevdiler beni. Şunu öğrendik. Motosiklete öyle kafanıza göre fitil attırmamanız gerekiyormuş. Gelin bunu bir uzmanına soralım. Ne diyecek? Selamlar abi. Merhaba, selamlar. İsim neydi abi? Göker Karagöz. Abi şimdi ben ne yaptım? Bir Pirelli lastiğim vardı. Çok da güzel bir lastikti bence. Zamanlar güzeldi. Siz ta ki fitili atana kadar. Peki neden fitil attırmamalıydım? Şimdi abi şöyle bir şey var. Lastikler %100 kauçuk ve artı bunların içindekiler çelik kort değil. Arabalardaki gibi kalın kortlar değil. Bunlar ince iplikten yapılan şeyler. Kevlar'dan değil mi? Olur. İşte kort karkas yapısı vardır. Bunların hepsi marka marka değişiyor. Bu örgülerin içine fitil atılırken yani sivri bir nesneyle beraber soktuğu için ve fitil de kalın bir şeydir. Bunu sokarken döndürerek sokarlar. Genişletir bir evet, de üstünü. Normalde yara atıyorum 3 milimdi. Adam o yarayı açarken onu oraya sokarken 7 milim 8 milime kadar genişletiyor. Bu şekilde ne oluyor? Orayı kapatmış da olsa geçici olarak içerideki kevlar iplikler yırtıldığı için bunların arası açılıyor. Bu cam kırığı gibi yürür. Ha bu şöyle bir şey var. Ben mesela atıyorum o fitil tamirde edebilirdim. Mesela kurtarılabilecek düzeydedir. Hı hı. Yama yaparım ama garanti veremiyoruz. Çünkü içeriden korklar arasındaki şeyler açıldığında, iplikler yırtıldığında bu sefer oradan hava kaçırmaya başlıyor. Bundan dolayı fitil atılmaması gerekiyor. Peki fitil atıldı diyelim. Bunun sonuçları ne olabilir? Ani işte basınçtan fitil atabilir dışarı doğru, içeri kaçabilir. Mesela sürekli yere inebilir bir hava kaybı olabilir. Tabii ki. Belli bir müddetten sonra orada lastik arası sonuçta esnek bir şey. Hı hı. Özellikle fitil, benim gibi yumuşak bir lastik kullanılıyorsa evet, daha çabuk bozulma ihtimali. Esnemeden dolayı zamanla arasından tekrar kaçırabilir. Zaten kaçırdığı zaman işlem gördüğü için oraya ikinciye bir daha fitil atılamaz veya tamir edilemez. Lastiğiniz değişmesi gerekir. Şimdi benim lastikler neydi abi? Rosso 2 idi değil evet, mi? Rosso 2'lerin takım olarak satılması, tane olarak satılmaması konusunda. Şundan kaynaklı. Ya benim çalıştığım firmalar var. Sonuçta ben Türkiye distribütöründen mal alıyorum. Takımı bozduğum zaman aynı hızda gerisi gelmiyor. Her firmanın çalışma şeyi farklı. Tabii. Takımı bozduğum zaman arkası tekrar gelmeyecek. Bu sefer önünü tek bir kişiye bulmam lazım ki onu verebileyim. Hı hı. Yani takımları o yüzden bozamıyorum. Mümkün olduğu kadar takım vermeye çalışıyorum ki zaten benim elimdeki hani piyasa fiyatlarına baktığınız zaman takım fiyatlarım Pirelli'de olsun, diğer şeylerde olsun, lastik markalarında zaten piyasanın nereden baksanız daha altına satıyorum. Çok özellikle güzel abi. Mesela Pirelli'de 110-140 şu an piyasa değeri nedir bilmiyorum. Liste fiyatı 1200 lira onu biliyorum. Ben 900 lira burada nakitte sökme takma balans dahil veriyorum zaten. Süper. Eylül ayı 2017'deyiz. Fiyatlarımız bu. Bilginiz de olsun bu arada. Bunun içine sökme takmalar da dahil, balansı da dahil tabii, oluyor. Hiçbir şekilde içine, uğraşmıyoruz. Tabii, 900 lira için 60 lirayı çıkartırsanız zaten 840 liraya Pirelli 2 alıyorsunuz. Aynen. Rosso 2 alıyorsunuz. Gayet indirimli. Kaliteli istiyordu. Çok güzel üründü o. Peki şimdi ben ne alıyorum abi? Şimdi. Pilot strip alacaksın abi. Nedeni şundan dolayı. Bir takım bozamıyorum dedim. Hı hı. Ama şöyle de bir şey var. Senin elindeki lastiğe şu an takılacak olan lastiğin 4 mevsim kullanabileceğin bir lastik. Peki bir lastiği 4 mevsim kullanmak doğru mu? Aslında değil. Aslında karda kışta yani 12 ay kullanıyorsan bu şeyi. Arabayı nasıl kar tipi lastik takılıyor? Kışlık lastik var. Motorda da bu da var. Şimdi kışlık lastik olmasının sebebi şu. Bizim sattığımız şu anki lastikler 4 mevsim. Yazın da kullanabileceğiniz, kışın da kullanabileceğiniz ama karda kullanabileceğiniz lastikler değil buradaki lastikler. Çünkü karda biliyorsunuz yüzey kaygan, motorun daha çok basması ve lastiğin daha da yumuşak olması lazım. Ama mesela kış lastiğini de yazın kullanamazsınız. Peki abi firma olarak başka ne hizmetleriniz var? Arkada balatalar görüyorum. Lastik konusunda zaten belli ki gayet yeterli bir çözümünüz var. Buradaki görmüş olduğunuz tüm ürünlerin hepsinin montajını yapabiliyorum. Yani bu servis bakımı, atıyorum mesela Suzuki motorunuz var, işte 20 bin bakımına gittiniz. Servis ne yapıyorsa
aynı işlemi ben burada yapabiliyorum. Şu görmüş olduğunuz şeyler rulmandır. Ön lastik rulmanı, arka lastik rulmanı, yağ filtreleri. Bu arada benim jantım da rulmanlarına bir baksak mı ya o arada? Aklıma yani, geldi. Herhangi bir sıkıntı çıkacak, çıkarsa makinede ses verirse zaten ustalar söyleyecek. Yani ben buraya lastiğe geldiğim zaman aslında arka takım bir komple kontrol edilmiş oluyor bu tabii vesileyle tabii, değil mi? Zaten ya, zincir gerginliğinize kadar elden geçiyor. Abi ne kadar tatlısınız ya. Eyvallah. Balatanız eksikse o da söylenir yine keza. Kötü yok balatalar yine. Tabii yok yeri zaten uyarı gelmedi. Ha, motorum belki dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Bakıyorum ben. Yağ ürünlerim var. Çeşitli markalar var işte. Lükümoli kullanıyorum, Nikon kullanıyorum, Putoline. Müşterim isterse kendisi de dışarıdan gelen bir kişi kendi ürününü de getirebilir. Sadece işçilik de yapabiliyorsunuz. Tabii sadece işçilik de yapabiliyorum. Onun dışında buradaki ürünlerin zaten hepsinin montajı var. Elimde de mümkün olduğu kadar tüm ürünleri bulundurmaya çalışıyorum. Olmayan ürünleri de distribütörlerimden alıp temin edebiliyorum. Yani müşteriyi memnun tabii ederek tabii yolluyoruz tabii, bir şekilde tabii çözümü üretiyoruz. Aynen çözüm her zaman olmadı. Tamam tam yerimiz nerede abi? Kadıköy'de evlendirme dairesinin karşısında Garanti Bankası var. Bunun hemen dibinde ışıklar var. Işıkların önünde giriş var. Vakıf Bankası'nın önündeki sapaktan içeri doğru giriyorsunuz. Yolu dümdüz takip ediyorsunuz. En son sokakta iş kurun oradan yukarı doğru yolu veriyor. Sürat Kargo'nun yanındayız. Karşılıklı iki dükkan, Motolab ve Zan Motor olarak. Çok teşekkür ederim lütfen gördüğünüz için. Güzel bir yer. Ben beğendim. Bilmiyorum. Fiyat kıyaslaması konusunda çok vakıf değilim. Fakat ilgililer. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Sistematiği çözmemi sağladılar. Bu durumda yapmamız ve yapmamamız gerekenler listesine şunu ekleyebiliriz. Birincisi, motosikletimize çivi saplandığında fitil atmaya çalışmayalım. Onun yerine bırakın vidayla havayı basın. Bir tamir köpüğü sıkın içine. Gelin buraya abi. Gelin ki sağlıklı bir lastik hayatınız olsun. Sağlıklı bir motor sürün. Görüşürüz. Bitti sandınız değil mi? Bitmedi. Şimdi Michelin lastikleri taktık. İşte gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Fakat şunu anladım. Pirelliler gerçekten yumuşakmış. Motosikletin pek çok hatasını görmemizi engelleyecek kadar yumuşakmış. Nasıl anlatayım? 20 kilometre civarında bir süreç oldu lastikleri takalı. Biraz bindim, biraz sürdüm. Şu an rodajda. Üzerindeki mumları dökmem gerekiyor. Bunun için de sakin bir kullanım yapmam gerekiyor. Fakat Pirelli'nin yumuşaklığı, o titreşim üretmemesi, o motosikletin keyifli sürüş hissiyatı birçok noktada kayboldu. Belki biraz kullandıktan sonra yumuşar mı zannetmiyorum. Biraz daha dayanıklı, biraz daha kışa yönelik bir lastik. Benim lastiklerim zaten yeniydi. 4000 kilometredeydi. Zaten yeni bir masraf yapmıştık. Yeni bir çift Pirelli almak biraz açıkçası benim için yorucu olacaktı. O yüzden sadece arkayı değiştirmeyi tercih ettim ama şu an param olsa yine Pirelli alırdım. Bu da bir gerçek açıkçası. Sürüşte bir sıkıntı yok. Sizsiz olun. Gerçekten lastiğinize fitil attırmayın abicim. Bütün yapmanız gereken yanınızda bir tamir kiti olabilir, bir köpük olabilir. Bir şekilde lastiğinizi ayakta tutmanız lazım. Herhangi bir şekilde çivi girdiyse o çiviyi lastiğin içerisinde tutun. Zaten hava çıkartıyor olsa, zaten iniyor olsa sıkıntı yaratacaktır ama pek çoğumuzun lastiği halihazırda tubeless. Yani tüpsüz şekilde kullanılıyor. Yani tüplü olanlarda başka şansınız yok. Şambrel değişecek, bir şeyler olacak falan filan. Fakat tubeless'ta herhangi bir şekilde bir parça girdiğinde lastiğinize o lastiğin üzerindeki parçayı sökmenize gerek yok. Bırakın üzerinde kalsın. Hatta usta bana şöyle bir öneride bulundu. Git kardeşim Bauhaus gibi, işte Koçtaş gibi bir yapı marketten akıllı vida al. Aletin üzerinden sök o neyse saplanan şey, onun yerine akıllı vida koy. Çıktıysa bile sen tak o deliğe. Sonrasında şişir lastiğini, tamir kitiyle işte köpük basıp bana getir. Fakat unutmayın köpük faydalı bir şey değil, bilakis zararlı bir şey.
çok kısa bir zaman diliminde değiştirecekseniz o köpüğü kullanın. Sonrasında tamire gidin. 6 milimin üzerindeki delikleri kapatamıyorlar. Normalde delindikten sonra fitil attığınızda deliğe önce lastiği biraz genişletiyorlar deliğini, sonra fitili takıyorlar. Bu da 6 milimin üzerine çıktığınız anlamına geliyor. 6 milimin üzerine çıktığınızda çap olarak lastiğiniz çöp oluyor. Tabii ki fitille gidebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Ama unutmayın. Hiçbir garanti verilmiyor. Yolda giderken patlayabilir, sürekli hava indirebilir. Pek çok soruna neden olabilir veya hiçbir soruna neden olmayabilir. İşinizi garantiye almak istiyorsanız benim gibi yaparsınız. Ya abi param yok diyorsanız fitille gezersiniz. Bunların hepsi tercih meselesi. Yine de güvenli sürüş yapmanızı öneririm kendi adıma. Sessiz olun, hayatınıza kıymet verin. Görüşürüz. Thank you.